Ayın ürünleri. Evet, itopya.com'un klasik serilerinden bir tanesi de ayın ürünleri ve bu ayda sizi yine harika ekipmanlarla buluşturuyoruz. Bu ayki ayın ürünlerimiz SteelSeries Gaming ekipmanlar. Gerçekten kampanya içerisinde oldukça farklı, birbirinden farklı segmentlerde gaming ekipmanlar bulunuyor. Ve biz sizler için bu video özelinde bir set hazırladık. Bu set kapsamında ayın ürünlerini size tanıtacağız. Bu sette ilk değineceğim parça faremiz, daha doğrusu farelerimiz. Çünkü burada iki adet fare koyduk sizin için. Biri kablolu, biri kablosuz. SteelSeries'in Aerox 3 model farelerini burada kullanıyoruz. Neden iki adet? Çünkü kablolu ve kablosuz kullanıcılar arasında hala tartışma yaratan veya kablolu veya kablosuz kullanmak kullanıcılar arasında hala kişisel bir zevk olan mesele. Burada hem hissiyat anlamında hem de fiyat anlamında iki farklı segment oluşturmuş olduk. Aslında burada ilk önce ortak özelliklerinden başlamak istiyorum. Aerox için hem kablolu hem de kablosuz modeli aynı şekle sahip. Yani birebir aynı şekle sahipler. Herhangi bir fark yaratmıyorlar birbirleri arasında. Bu aslında olumlu bir özellik. Her iki kullanım tipine de uygun fareler burada bizi karşılıyor. Her iki farenin de detaylı inceleme videosu YouTube kanalımızda bulunuyor. Ancak kabaca tekrar bahsetmem gerekirse burada 3 tutuş tipine de uygun bir şekil görüyoruz. Yani hem parmak ucu, hem avuç içi, hem de pençe tutuş tipine uygun fareler burada bizi karşılıyor. Gerçekten güzel bir özellik. Yine ortak özelliklerinden gidecek olursak IP54 sertifikasına sahip farelerimiz. Yani suya, toza, kire karşı dayanıklı. Özellikle bu delikli yapı olduğu için oldukça önemli. Ki bu sertifikan burada görmüş olduğumuz iç aksamda hem de içerideki anahtarlarda, yani tıkladığımız anahtarlarda mevcut. Bu sayede gerçekten uzun ömürlü bir mouse olduğunu söyleyebiliriz ki tıklamalarda da 80 milyonluk bir tıklama ömrü söz konusu. Yine ortak özellik olarak ikisi de %100 saf PTFE skatezlerle birlikte geliyor ki bu mouse'umuzun kullanma deneyimi açısından oldukça kritik. Çünkü zeminle mouse arasında iyi bir temas alanı yakalanması gerekiyor. Yine ortak özelliklerinden gidecek olursak burada RGB tabii ki. İkisinin de içinin delikli olması sayesinde harika bir RGB görünüme sahipler. Ayrıca kenarında da ekstra RGB şeritleri bulunuyor. Bu sayede gerçekten masaüstü ekosisteminde çok güzel duruyorlar. Şimdi farklarına gelecek olursak burada asıl ayrışma başlıyor. Çünkü birisi kablolu, birisi kablosuz bir model. Kablolu modelimizin 59 gramlık bir ağırlığı mevcut. Kablosuz modelimizin içinde batarya olmasına rağmen oldukça hafif bir ağırlığı mevcut. Yine 68 gramlık bir ağırlık mevcut. Ağırlık tasarrufu konusunda özellikle kablosuz modelde SteelSeries gerçekten iyi çalışmış durumda ki burada PCB'ye kadar, yani devre kartına kadar bir ağırlık azaltımı söz konusu. Gerçekten ikisinin de hafif standart altı ağırlıklara sahip olduğunu söyleyebiliriz. Birinci önemli fark kablolu ve kablosuz olması tabii ki. İkinci önemli fark ise burada kullanılan sensörler. Kablosuz modelimizde, yani Aerox 3 var, Wireless'ta TrueMove Air sensör kullanılmış durumda. Buradaki sensöre baktığımızda PixArt ile ortak geliştirilmiş bir sensör. 18.000 CPI'lık bir aralık, 400 IPS tarama değeri ve 40 G'de ivmelenme değeri bize sunuyor. Kablolu modelimizde kullanılan TrueMove Core sensörü de yine PixArt ile geliştirilmiş. Burada da 8500 CPI'lık bir aralık, 300 IPS değeri ve 35 G'de ivmelenme değeri görüyoruz. Şimdi farelerden sonra seçtiğimiz ekipmana gelecek olursak bu da klavyemiz. Burada da SteelSeries'den Apex 5 hibrit mekanik oyuncu klavyesini görüyoruz. Neden hibrit mekanik? Bunu açıklamadan önce gelin ilk önce bir klavyemizin sesini dinleyelim. Peki neden hibrit? SteelSeries bu anahtarlarda membranla mekaniği bir araya getirmiş durumda. Bunu da şu şekilde açıklıyor. Membranın konforuyla performanslı mekanik anahtarı bir araya getirdik diyor. Bildiğiniz üzere standart mavi mekanik anahtarlar sert yapısıyla, sesli yapısıyla kullanımı ön plana çıkıyor ki sesini az önce zaten dinlemiştiniz. Performans anlamında da oldukça üst seviye bir performansa sahip oluyorlar. Ancak SteelSeries burada bu sert kullanımı törpülemek için membranın rahatlığını bu klavyede getirmiş durumda. Bu sayede mekanik membran, yani meka membran kavramı ortaya çıkmış oluyor. Bu sayede gerçekten hem yumuşak bir kullanım hem de üst seviye performans elde edebiliyoruz. Bunun dışında bu klavyenin en güzel yanlarından bir tanesi de burada OLED bilgi ekranına sahip oluyor olması. Bu ekranda birçok değeri görebiliyorsunuz. Burada SteelSeries'in uygulaması üzerinden, ki bunu videonun sonunda tekrar göstereceğim, birçok atama yaparak farklı GIF seçeneklerini oynatabiliyorsunuz. Burada bu GIF seçenekleri sayesinde eğlencenize eğlence katabiliyorsunuz. Bunun dışında tabii ki sistemin CPU, GPU gibi değerlerini, RAM kullanım değerlerini de burada yine Engine kütüphanesi üzerinden görebiliyorsunuz. Gerçekten
güzel, farklı, detaylı bir bölüm olarak ön plana çıkıyor. Hemen yanında da bu ekranı kontrol etmek için bir tuş bulunuyor. Bu tuş üzerinden de geçişleri yapabiliyorsunuz. Şarkıları durdurup başlatabiliyorsunuz. Aynı şekilde videoyu durdurup başlatabiliyorsunuz. Farklı ayarları yapabiliyorsunuz. Hemen yanında da alıştığımız üzere bir ses tekeri bulunuyor. Bunun dışında güzel, sağlam, dokunsal olarak da oldukça iyi bir his veren alüminyum malzemeyle kaplanmış durumda. Bu sayede güzel bir gövdeye, güzel bir gövde rigidliğine sahip oluyoruz. Ayrıca bileklerimiz için de güzel bir bilek desteği, konforlu bir bilek desteği de kutu içerisinde geliyor. Klavyeden sonra ise hemen son ekipmanımız olan kulaklığımıza geçiyoruz. Burada da Arctis bir wireless, yani Arctis 1'in kablosuz modelini görüyorsunuz. Kablosuz kulaklık gerçekten oyuncu ekosistemindeki en kritik parçalardan bir tanesi. Özellikle zaten farelerimizin kablosuz olmasına alışmıştık. Ancak kulaklıklarında mutlaka kablosuz olmasını isteyebiliyoruz. Bazen bu gerçekten güzel bir özgürlük sağlıyor. Burada birçok kullanım alanı mevcut bu kulaklığın. En önemli özelliklerinden bir tanesi de bu. Kablosuz olarak bilgisayarda, PlayStation'da veya Nintendo'da kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında içinden çıkan 3.5 mm kablo ile birlikte Xbox kontrolcülerinize kablolu olarak bağlanabiliyorsunuz. Mobil cihazlarınıza kablolu veya kablosuz bağlanabiliyorsunuz. Gerçekten birçok platformda kullanabileceğiniz harika bir kulaklık. Kesinlikle sitesine şu an baktığımızda da burada daha detaylı bir şekilde hangi cihazda nasıl kullanabileceğinizi görebilirsiniz. Ses performansı anlamında ise gerçekten güzel bir yanı mevcut. Burada büyük abisi Arctis 7 Wireless'ı biliyorsunuz ödüllü sürücülere sahip. Bu kulaklıkta da bir giriş seviyesi kulaklık olmasına rağmen aynı sürücüler kullanılmış durumda. Aynı 40 mm'lik sürücüler burada kullanılmış durumda. Bu sayede gerçekten fiyatına göre oldukça iyi bir ses performansı elde edebiliyorsunuz. Bunun artılarında tabii ki oyunlarda çevre seslerini en iyi şekilde duyarak elde ediyorsunuz. Örneğin haritanın farklı bir bölmesindeki ayak sesini veya bir sürünme sesini çok rahat bir şekilde duyabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu müzik olarak da güzel bir ses sağlıyor bize. Tabii ki uygun bir equalizer yaptığınızda müzik dünyasında da size farklı renkler sunabilecek bir kulaklık. Bunun dışında mikrofon da oldukça başarılı, Clearcast özelliği mevcut. Yani sesinizi karşı tarafa temiz bir şekilde iletebiliyor. Bu da takım arkadaşlarınızla konuşurken güzel bir özellik. Ayrıca çıkarılabilir bir yapıda olması da dışarıda kullanacağınız zaman temiz bir görünüm sağlıyor. İç yapısına, sağlamlığına baktığınızda ise burada metal bir kafa bandı görüyorsunuz. Bu sayede sağlam bir şekilde uzun bir süre kullanabileceğiniz anlamına geliyor bu. Ayrıca esnek bir kulaklık olduğunu söyleyebiliriz. Konfor anlamında ise üst tarafta bir adet pad bulunuyor. Ancak asıl güzel yanı kulaklık pedleri. Çünkü burada kumaş kulaklık pedleri kullanılmış durumda. Özellikle şimdi yaz aylarına girdik. Yaz aylarıyla birlikte bu pedlerin çok rahat bir şekilde hava aldığını ve uzun saatler boyunca oynadığınızda size minimum direnci sağladığını söyleyebiliriz. Bu sistemin en avantajlı yanlarından bir tanesi de tabii ki SteelSeries GG. Tek bir uygulama üzerinden tüm ekosistemi kontrol edebiliyorsunuz. Örneğin RGB'lerinizi senkronize edebilirsiniz. Burada klavye ve mouse'unuzun RGB'sini aynı yapabilirsiniz veya ikisini farklı farklı atayabilirsiniz. Bunun yanında hem klavye hem mouse için makro ayarlarınızı yapabilirsiniz. Kulaklarınız için equalizer ayarınızı yapabilirsiniz. Veya klavyenizdeki GIF ekranını değiştirebilirsiniz. Diğer birçok ayar burada sizi bekliyor olacak. Ayın ürünlerinde bizim sizler için oluşturduğumuz set bu şekildeydi. Siz dilerseniz bu seti veya kendiniz oluşturacağınız farklı setleri açıklamalar kısmındaki linkten veya Itopya'nın fiziksel mağazalarına gelerek satın alabilirsiniz ve oyun performansınızı bir üst seviyeye çıkarabilirsiniz. Bu gibi kampanyalardan ve videolardan haberdar olmak için de bizi hem YouTube kanalımızdan hem de sosyal medya adreslerimizden takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.